Selamlıyorum canım Türkiye'm. Cansınlı ve canlı dünyasından hayırlı günler tekrardan. Biliyorsunuz ki Ramazan ayına girdik. Elhamdülillah, çok şükür bin şükür. Rabbim bizi bu aya nasip etti. Bu ayı Ramazan ayına bizi kavuşturdu. Dedim eşime böyle dedim, arkadan güzel bir ney sesinden dedim, bir pasta süslemesi yapmak istiyorum dedim. Tamam oldu dedi, sağ olsun. Gönlümüzün efendisi, 11 ayın sultanı. Ramazan Şerif hoş geldi, sefalar getirdi. Aynı zamanda bu Ramazan ayı içerisinde benden istediğiniz özel bir yemek ya da tarif varsa söyleyin. Elimden geldiği kadar, hani kendim elimde de varsa bunu yapmak isterim arkadaşlar. Ve Ramazan boyunca sahurda özellikle yapabildiğim kadar çekim yapacağım. Hani böyle benim ufak pratik yine böreklerim vardı. Karnımızı tok tutacak birkaç salataları, menüdür, onları hazırlayacağım. Bunlarla da ilgili tekrardan çekim yapıp sizlerle birlikte olmayı düşünüyoruz. İnşallah Allah'tan bir manik gelmezse. Canlarım, bugün ben şeker şöyle sunum almak istiyorum özellikle. Hazır marketten şeker fare almıştım. Hani bu Ramazan ayı için bir hazırlık yaparken ben hani bunu bir güzel kıvamına, içinde şekerparenin dışında diyor ki 1,5 bardağı 2,5 bardak su diyor. Ama biz biraz kıvamlı seviyoruz. O yüzden ben 2 su bardağı şeker koydum, 2,5 su bardağı da su koydum. Ve ben bunun içerisinde her zamanki gibi ben yine portakal ve limon kabuğu gördüğünüz gibi şöyle attım. Yalnız ben bunu geceden hemen yaptım. Hani çekim yapmak daha doğrusu söyleyeyim aklıma gelmedi. Dedim hiç değilse süslemesini yaparken izleyicilerimle paylaşmak istiyorum dedim. İçerisinde ben yine bir yemek kaşığı portakal, bir tatlı kaşığı limon attım. Gördüğünüz gibi kıvamım şöyle, bakın. Şöyle kıvamı içinde de var zaten. Bu da artan kıvamım. Bunu da dolaba koyacağım. Şöyle göstereyim. Bunu da böyle dolaba koyacağım. Hani dolapta yine böyle bir tatlı yaparsam kullanabilirim ben bunu. Bunu burada böyle borcam içerisine döktüm. 12 tane vardı içerisinde. Bunu da bir güzel ısladım. Sabaha kadar kaldı. Emebildiği kadar şekerpare olduğu için tamamen kıvamını çekti. Ve şu an süsleme arifesindeyim. Hemen süslemek istiyorum. Öncelikle neler yapsam diye düşünüyorum. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Bu da benim özel bir karışımım. Ispanağı, bir bardak ıspanak. 1,5 bardak şekerle yapıyorum ben bunu, böyle hemen bir kazanda, küçük bir mini kazanda hemen böyle kavuruyorum. İçerisine de 2 kaşık nişasta atıyorum. Güzel bu şekilde böyle bir kıvam oluşuyor. Bunu da ben hani çocuklarıma yediriyorum, böyle sos olarak ya da pastada kullanıyorum. Bir şekilde süslemede kullanıyorum. Hatta bununla ilgili özel bir tarifim de vardı. Özel ıspanaklı güzel bir revan tarifim var benim. Artı kayınvalidem revan tarifi var. Onları da sizlerden teker teker paylaşacağız inşallah. Ama karantinadan dolayı maalesef ki marketlerde imlik bulamıyoruz. Şaka bir yana, gerçekten imlik bulamıyoruz. Yani hemen hemen 1,5 aydır imlik bulamadım. Yani onu imliği bulduğum zaman bir şekilde tekrardan kayınvalidem özel bir revan tarifi var. Onu yapacağım size. Hani gelinden gelin derler ya, benim de iki oğlum olduğu için belki benim de gelinim, ben yapayım ki kayınvalidem tarifini, benim de gelinlerim benim belki tarifimi yapar. Hani ne yekersen bunu biçer muhabbeti, Ramazan ayında böyle güzel bir sohbet oldu diye düşünüyorum. Aklımda böyle ne yetiyse o kadar güzel geliyor ki. Bu çok, aynı zamanda ben bunu gerçekten çocuklarımın kahvaltıda böyle tereyağının üzerine sürüp yediriyorum. Çünkü niye? Ispanak zaten. İçinde de yani nişasta, şeker. Güzel bir tadı var bunun, hoş. Denemenizi tavsiye ederim. Bunun zaten ayrıntılarını açıklama olarak özel bir video çekeceğim. Şimdi ben hemen süslemeye başlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Öncelikle kıvamını emdi şekerparem. Hemen Hindistan cevizlerine döküyorum. Şöyle serpeliyorum. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım asıl eleyebilmeyi nasip ediyorum. Şöyle. Şöyle şurayı süsledim. Tamam. Bununla süsledik. Şimdi bununla benim hazırlamış olduğum bu ıspanaklı güzel sostan da böyle üzerine koyacağım. Şöyle. Güzel bir kıvam olduğu için şuradan bir kaşık yardım alacağım. Bu
Hatta bunun rengi gerçekten tadı çok güzel. Tavsiye ederim. Tabağın kenarına süs olarak da koyacağım. Kendi böyle rengi tamamen gözüksün istiyorum. Arkada hem ney ve su sesi var. Küçük bir bilgi paylaşmak istiyorum sizinle. Eskiden Osmanlı Devleti zamanında böyle deliren insanların tedavi etmek mahiyetiyle böyle hani biz şu an tımarhane diyoruz ya. Onlar böyle sarayın belirli bir yerinde suların, çeşmelerin yapıldığı bir odada insanları tedavi etmek mahiyetiyle su sesini kullanıyorlarmış. Gerçekten su sesi o kadar çok sakinleştiriyor ki insanı. Yani ben de çok seviyorum su sesini. Çok sakinleştiriyor, mutlu ediyor. Ne kadar güzel geliyor arkadan sesler böyle. Gerçekten. Şimdi bunları biraz ışıklandırmak lazım. Bu pasta simidi arkadaşlar herhangi bir yani bir katkı maddesi, bir sıkıntı yok, yenilebiliyor. Hatta bunu nasıl döksem diyorum da şöyle buradan bir yardım alsam. Tatlı kaşığın alt kısmı biraz kalın olduğu için bundan yardım alacağım. Şöyle. Hatta şöyle yapayım. Gördüğünüz gibi gerçekten biraz da süsledik. Normalde çok hazır olan bir insan değilim. Hep kendim yaparım evde ama bu sefer böyle rast geldi. Doğrusu söylemek gerekiyorsa benim niyetim revani, kayınvalidem revani tarifini yapmaktı. Kayınvalidem böyle tariflerini kullandığı zaman çok mutlu oluyor. Mutlu olmasını istiyorum çünkü çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Kayınbabamı kaybettik. O yönden kayınvalidem çok üzgün. Çok yalnız. Onu hissediyorum yalnızlığını. Niyetim oydu sürpriz yapmakta ama maalesef yumurta bulamadık. Artı yumurta bulamıyoruz. Şaka bir yana. Yumurta bulamıyoruz. O yüzden dedim böyle bir hazır şey yapalım. Şimdi şundan şöyle kenarlarını süslemek istiyorum. Çok süslü bir kız oldu. Süslü bir kız pastası oldu. Caner'e gel süsleyeyim dedim. Ben kız mıyım dedi. Bana böyle yaptı. Ben pasta da süslemem dedi. Niye oğlum gel yapalım dedim. Yok dedi. Yoksa bunu da nereden süslemekti planımız? Şimdi güzel olmadıysa söyleyin. Gerçekten. Anlamaya başladınız. Şuna da şöyle halkalar çizebilirsem çizmeye çalışacağım. Dileyeceğim bir. Tabağımı da süslemek istiyorum aynı zamanda. O yeşil rengi görmeniz için bizzat. Yalnız ben bunu parmağımı kullanacağım. Elimle temizlemiştim zaten. Neden? O şeyi görmeniz için, rengi görmeniz için. Bir süslemek istiyorum böyle yeşillerle. Üniversitede bir hocam vardı. Öğretim görevlisi. Derdi ki, satış pazarlamanın en önemli olan şeyi süsleme sanatları derdi. Ne kadar satacağınız malı sözcüklerinizle süslerseniz ve onlara renkler katarsanız kendi ruhunuzdan o kadar kolay satarsınız derdi. Aynı zamanda satış pazarlama öğretmeni olarak da bu sanatı yaptığımı düşünüyorum. Elhamdülillah yıllar sonra bile olsa öğrencilerin önünden telefon alıp hocam senin sözünle şu satışı yaptık, hocam şu işi kaptık diye böyle güzel teklifler geliyor. Güzel sözler geliyor. Çok mutlu oluyorum ben. Bence güzel oldu. Hatta şuna bir
Hemen şurada da şey koymak istiyorum. Şöyle yuvarlak yuvarlak topular yapmak istiyorum. Şöyle. Tabii siz bunu daha farklı süsleyebilirsiniz. Bu benim evimde olan malzemelerim. Bu arada sizden bir ricam var. Portakal kabuklarınızı lütfen atmayın. Onunla ilgili size yazın nasıl bir şurup yapacağız. Onunla ilgili bir video da paylaşacağım. Şöyle. Bence güzel oldu. Sizce? Bence güzel oldu. Kanalımda kalın ve abone olmayı lütfen unutmayın. Sizi çok seviyorum canım Türkiye'm. Allah'a emanetsiniz. Şöyle. Hatta şunları bir çekeyim istersen. Son bir şeklimizi de gösterelim. Evet. Şöyle alayım. Hemen. Portakal ve limon kabuğu o kadar güzel bir kıvama, güzel bir tat kattı ki. Tavsiye ederim. Şöyle yapalım. Afiyet, bal şeker olsun canım Türkiye'm. Beğenmeyi ve ihmal etmeyi falan unutmayalım. Abone olmayı unutmayalım.